bir yayında soruldu. Hala iktisadi sorunları çözmede parti üzerinden değil ama kişi olarak Cumhurbaşkanı'na güven muhalefet liderlerinden fazla. Ayıp bir şey bu ya. Eğer siz bu kadar yıl alternatif olamadıysanız, insanlara güven veremediyseniz, o ekibi kuramadıysanız, sokağa inemediyseniz, akvaryumda kaldıysanız, Ankara'nın sınırının dışına çıkmadıysanız, bu halkı tanımadıysanız, çarşı pazarı dinlemediyseniz bırak kardeşim sen ya. Milletin artık siyasi kısır tartışmalara karnı tok. Doğu Akdeniz ya. Doğu Akdeniz bizim için en önemli meselelerden biri. Sen ne oraya laf ediyorsun? Ne laf ediyorsun? Senin ne işin var orada? Sen onu destekleyeceksin. Senin yerin başka. Yangın var. Ekonomi sorunu. Bunu getir koy. Öneri getir. İnsanları inandır. Cebine dokun. Karnı aç olanın kulağı duymaz. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Hala vazgeçmiyorlar. Sağ olsun sözcüleri eliyle sabah akşam Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı eşittir Türkiye Cumhuriyeti değil. Sen alternatif ol. Olman lazım. Başka çaren yoksa böyle olur. Getir. İktisadi sorunları çözme noktasındaki önerilerini getir. Ha şimdi dediğiniz şu. Siyasi partilerle ilgili, seçimle ilgili, mevzuatla ilgili değişiklikler. Evet çok güzel, siz zaten cevabını verdiniz. Bu şu anda bize şu verilen sözün yerine getirilmesi olmayacak. Biz de bu programlara katılırdık. 16 Nisan 2017 tarihli referandumda dedik ki anayasanın 68 ve 69. maddelerine dokunun. Dokunulmazlıklara dokunmayın. Bak böyle bir garip ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekili yasama dokunulmazlığına dokunmak isteyen irade ayıp bir şey. Muhalefet ya, dokunulmazlık muhalefeti ve muhalif milletvekillerini korumak için varken bu ülkede muhalefet dokunulmazlık kaldırsın diyor. Bu da fantazi bunlar. Ondan sonra ben de dedim ki ya kardeşim siz gidin de Sayın Kılıçdaroğlu'na önce bunun günahını ödesin. Neydi o? Dedi ki anayasaya aykırı ama siyasete uygun geçici madde 20'yi koyarak geriye dönük anayasaya aykırı. Ondan sonra ne oldu? Milletvekili tutuklanınca Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Yürürsün. Yanlış.